Biz onların bir kolunu kırdık, kalmış bacakları. İnşallah Allah'ın izniyle biz o bacakları da kıracağız. Bu HDP kapatılırsa o Kandil'in yolu da kapatılır. HDP'ye açılan kapatma davası nöbet çadırında büyük sevinç yarattı. Çocuklarını dağa götüren HDP ve PKK'nın siyaset sahnesinden tamamen silinmesini istiyorlar. Biz anneler olarak HDP'nin maskesini düşürdük. HDP'nin kirli yüzünü herkese gösterdik. Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan aileler, HDP kapanacak, analar kazanacak sloganıyla yürüyüş düzenledi. HDP biz kültürleri değil, PKK'yı temsil ediyor. Anneler olarak biz diyoruz ki HDP kapanacak ya kapanacak. Nöbette 563. günü geride bırakan aileler, HDP'nin kapatılmasını dört gözle beklediklerini söyledi. Ben çok sevindim. İnşallah kapanacak, biz burada bayram yapacak. Çok sevindik, hoşumuza gitti. Yani bize bir bayram gibi oldu yani, bir bayram yani. Kapatılsın işte, yani güzel bir şey yani. Zaten yani bunların bir parti değil yani, bunlarki hep savaş yani. Türk kardeşlik, HDP kardeşlik, Türk kardeşlik. Aileler HDP'nin başka bir isimle açılmamak şartıyla kapatılmasını bekliyor. HDP daha önce DHP'ydi, şimdi de HDP olmuş. Ne fark eder? Aynı insanlar aynı meydanda cirit atıyorlar. O meydanı kapatmaları lazım. Onları siyasetten men edecekler. HDP PKK demektir. Kapansa daha mutlu oluruz. Ama tamamıyla kapatsınlar. Öyle HDP'nin ismini kapatmasınlar. Tamamıyla yok etsinler. Anne ve babalar çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor. Bugünkü HDP kapatmasını haberi duyduğum zaman ben çok sevindim. Sanki oğlum gelmiş gibidir. Gelmese de gelmiş gibidir. Çünkü niye? Daha nice çocuklar artık gitmezler daha. HDP kapansa bütün annelerin acısı diner. HDP kapatmak istiyorum. Acıyla hem de. Çünkü onlar bizim evlatlarımızı kapattılar. HDP, PKK birdir. HDP olmasa PKK olmuyor.